Peki ayrıntıları hocam anlatalım mı biraz? Emin Yılmaz. Evet. Barko mu hazırladınız değil evet, mi? Barkolarımız var. Siz de rica edeceğim tabii, burada. Tabii tabii. Daha anlaşılır görelim. Hemen kenara çekileyim Esat hocamın yanına gireyim. Yeni sistemler artık bunlar ya, televizyonlarda sistemleri biliyorsunuz. Ya işte robot mu? Mobil. Robot evet. Görülebiliyor mu? Biraz küçültürsen Remzi daha iyi. Tek verirsen en azından. Emin Bey daha rahat evet, anlatır daha onu. Rahat olur. Rica edeceğim. Evet. Şu çubuğu da Emin Bey alalım. Bir önceki görsele dönebilirsek rica edeceğim. Bir öncekine gelecekler. Küçültüp vermeye çalışıyorlar. Geniş oldu diye sanırım. Tamam. Bu neyi anlatıyor? Evet, hangi kurumdan nasıl emekli olacağımızla ilgili bir görsel ama sıralı gidersek izleyicilerimiz biraz daha detay anlayacaklardır. Evet. Hazırlıyor musunuz Remzi? Evet, bundan öncekine, o diğeri hazırlanırken bundan öncekine gidersek orada da yine aynı şekilde bazı şeyleri detaylandırırız. Remzi bir önceki galiba. Az evvel ekrana vermiş olduğumuz kadın erkek barkoyu veya kim nasıl emekli olacak. Başka tabloları bir verin hocam şunu anlatmaya başlayayım desin. Evet. Ben burada şimdi kulaktan kulağa oynar gibi size aktarıyorum. İlginç oluyor hocam versin. Bu var. Siz bunu istiyorsunuz. Bunu da anlatın evet istiyorsanız. Evet. Değil mi? Şimdi bu 8 Eylül 1999 senesinde 4447 sayılı yasayla şu anda yürürlükte olan kanundan gelen emeklilik cetveli. Bu emeklilik cetvelinin bir okuma hiyerarşisi var. Bu hiyerarşide baktığınız zaman sol tarafta tarihler, işe başlama tarihi, sağ tarafta sigortalılık süresi, ortada yaş, en sağda da prim günü var. Bunun hiyerarşisi burada görmüş olduğumuz tarih kıstasları erkekler için 1,5 yıl kademeli gidiyor. Yani sizin işe giriş tarihiniz 1,5 yıla 1 yaş üzerinden atlayarak devam ediyor. Burada 25 yıllık süreyi, yaşı ve primi birbirine denk düşürdüğünüz zaman emekli olabiliyorsunuz. Örnek diyecek olursak, örnek veriyorum. 1985 senesinin 6. ayında işe girmiş. İlk işe başlama sizin hangi tarihte ve hangi yaşta emekli olacağınızı gösteriyor. Dolayısıyla 1985'te işe girdiyse erkek çalışansa 25 yıl süre geçmesi lazım. 90, 2000, 2020. Dolayısıyla buradaki süreyi doldurmuş. İkincisi yaşının 48 olması lazım. Devamında da priminin 5225 gün olması lazım. Sizin buradaki 25 yıllık süreyi 2010 senesinde doldurduysanız 48 yaşına hangi yılda geleceksiniz? Onu da doğum ne tarihi kadar zor üzerinden şeyler, ne kadar karışık geliyor bana. Siz anlıyor musunuz bu arada? Yok yok, bu anlaşılıyor Anlaşılıyor değil mi? Şöyle, bana özgü bir şey anlamadım. Ben EYT'li olduğum için EYT'liler anlıyor. Yani buna hakim EYT'liler çok bütün ya hepimiz de EYT'liyiz şimdi söylemeyelim ama yani yani sen ilgiliyim de aynı zamanda öyle diyeyim. Bakıyoruz çünkü bekliyoruz biz. Türkiye anlaşılır olsun tek derdim o. Evet. Şimdi Melih Bey Türkiye sosyal devlet ilkesiyle yönetiliyor. Dolayısıyla siz Türk vatandaşıysanız çalışsanız da çalışmasanız da o sosyal devlet ilkesinin şemsiyesinde onun altında korunuyorsunuz. Bu şemsiyenin anlamı nedir? İşte yukarıdan dolu yağıyor. İşte bunu enflasyon diye nitelendirilebilir. İşte yukarıdan kar yağıyor. İşte bunu sağlık diye nitelendirebilir. İşte yukarıdan yağmur yağıyor gibi gibi. Siz eğer bu şemsiyenin altındaysanız otomatikman bazı risklerden de o şemsiye vasıtasıyla korunmuş oluyorsunuz. Bu sebepten dolayı siz sigortalı olarak çalışıyorsanız bir hizmet akdine tabiyseniz otomatikman bu şemsiyenin altındasınız. Bu buradaki risklerden bir tanesi de ekonomi ise belli bir dönem prim yatıracaksınız. Ondan sonrasında da emekli olacaksınız. Bu emeklilikle ilgili kanundan gelen hiyerarşik cetvel. Evet. Burada kalmıştık. 48 yaşına ne zaman girecek? Doğum tarihi itibariyle hesaplıyoruz. Örnek veriyorum. 48 yaşına da 2017 senesinde girecek. İlk tarihte 2010'du. İkincisinde 2017. Dolayısıyla burası daha büyük olduğu için burayı baz alıyoruz. Sonra sizin priminiz 5225 yani yaşa takılan oldu.
burada yaşa takılma oldu değil mi? Evet. Yani aslında 2010'da dolmuştu sigortalılık ama yok, yaş aslında tutmadı. Aslında öyle değil. Yani yaşa takılanlar daha ziyade 90'dan sonra işe girenler. Yani, burası değil de ikinci bölümde. Belki öbürüne bakıyor. Gördüklerinizin hepsi emekli olmuştur. Evet. Biz o zaman ikinci tablo daha bize örnek verelim. Sayısı, gün sayısını doldurmuşsa orada hiç EYT'li yok. EYT'liler esas itibariyle 1990'dan sonraki süreçte olanlar. O zaman Emin Bey, öbür tablo bizim için daha 48, şey aslında. 48-49 evet, yaş bunlar artık kalmamıştır. Ortalama emeklilik yaşı zaten 50'nin üzerinde. Yani 49. emekli olanların evet. ortalama yaşı 50'nin üzerinde yani, olduğu için belli. Birinci tabloda kimse yok artık. Evet. Onlar hep emekli oldu. O zaman bize rahat rahat Melih Bey'in, de olduğu grup 90'lı yıllarda işe başlayanlar. Onlar EYT'ye takılıyor. Örnek vereyim mi? Çünkü Melih abi, ben kendi durumu sorsam olur mu? Tabii ki, ne güzel olur. Tamam. Ben de koyarım. Sonra iki örnek olur. 20 Nisan 99 giriş 96 girişliyim. Evet. 20 Nisan 96. Bak EYT'li nasıl çıkıyor ortaya? EYT Kenan diyoruz. Şimdi kastedi. 8338 prim günüm var. Sen normalde 56 yaşını bekleyeceksin. Değil mi hocam? Şimdi ben Resul hocamın affına sığınaraktan bunu detaylandıracağım. Çünkü biz de birçok şeyi hocamdan öğrendik. Şimdi baktığınız zaman 96'da işe girişimizin olduğunu söylediniz. 96 yok burada. Arası. Arası. Korkma Kenan, seni bir yere yerleştireceğiz. O aradayım ben. Çünkü bu beyanlar geçiyor canlı şekilde. Tamam. SGK bunları şu an işliyor bu beyanlar. 96'da işe girdiysek bir borç sizin şu anki uygulamada başlangıçtan sonra 25 yıl geçecek. Tamam. Yani 96'dan yaş sonra 25 yılı ekliyoruz. Hesapladığımız zaman kabaca 2000 kaç oluyordu? 2021. 2021. Evet. Doldu. 25 yıl dolmuş. Şu an 2022'de olduğumuz için 25 yıl dolmuş. Dolmuş evet. 8338 iş günü gözüküyor. Oo. Evet. Çok devamında iş günü de dolmuş. 5825 günü lazımdı. Aşmış. Ama 8000 günü var. Bu da dolmuş. Yaşımızın ama 56 olması kaç lazım. Kaç yaşındasın Kenan? Söyleyelim. Kadınlara sorulmaz canım. Biz yaşı erkeklerin böyle bir durumu. Maaşı sorulmaz değil mi abi? Değil mi? Erkeğin 50 yaşında. 50 yaşında. 50 yaşında. Normalde 6 yıl daha 6 senesi daha var. 2029 senesinde. İşte yani EYT'li Kenan Bey. Ama ben Kenan'a, Kenan'a bir şey soracağım izniniz olursa. 212'li misin abi? Evet. Çok müjde abi. Öyle mi? Tabii. Yani daha erken emekli olacaksın 212'li olduğun için. Evet, fiili hizmet fiili hizmet zammı olduğu için. Zammı var o. Tam EYT'li olmadı o zaman. Yani hocam biz görüyoruz, giriyoruz E-Devlet'e çalışma prim günümü senin, görüyorum. Evet. 212'liyiz tabii. 212'li olduğun için daha erken. O daha gördüğün erken, tarihten çok daha erken. Orada göremiyoruz ama biz bunu hesaplarımızdan. Onu özel hesaplamak lazım. Özel hesaplamak lazım. Tam EYT olmadı o zaman. Kesin o içerideyiz. Tabii. Benimle devam edelim hocam. Yani fiili hizmetle ilgili en azından 3 yıl kazançlısın en azından abi. Çok. Evet. Prim günün de geçmiş 8000 zaten. Şimdi gaffa bakalım. Evet, hocam çok özür diliyorum hocam. Resul hocamı desteklemek amaçlı fiili hizmet dediğimiz işte madende çalışanlar, işte sarı basın kartı olanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan mensuplar, bunlar ekstradan fiili hizmet zammı alıyorlar. Bunların özlük hakları diğer çalışanlara göre biraz daha iyileştirilmiş durumda. Hı hı. Fiili hizmetten kasıt siz çalışmış olduğunuz bir yıla yani 360 güne ekstradan 30, 60, 90 gün ekstra prim ödeniyor onların adına. Yıpranma payı gibi bir şey deniliyor. 4 yılda bir yıl. Dolayısıyla basın, bir yılda 3 ay erken emekli olacak. Ona göre ben seni hesaplarım Kenan abi. Evet, basında çalışan bütün basın veriyor mensupları oradaki prim günlerinin yarısı kadar ekstradan prim ekleniyor buna. O da yaşı geriye de çekmiş. Gazeteciler yapmışlar yani yerlerini kardeşim. Yaş bir tık geriye gelmiş. Sende var mı kafana bir 212? Ben gazetecilikte değilim hocam. Evet. Bak, ben normal konuklarımıza kalayım. Ben de bir reklama gideceğiz. Konuklarımdan ricam kısacık. Gaffar bir saniye, bir reklama gideceğiz. Bir dakikalık hemen dönüyoruz. Evet, lafın gelişi kısacık dememiştim. Hakikaten bir dakikalık bir reklamdı. Hocam buyurun, Gaffar Yakıncan'ın öğreneceğiz durumunu değil mi? Evet, şimdi ben basın mensubu olarak da sigortalı değilim. Yani gazeteciyim ama benim sigortam 212, normal sigortalı. 212'ye tabi değilsem. 212'ye tabi değilim.
1992 yılının Temmuz ayında işe başladım. Evet, dolayısıyla işe başlama tarihi... Tarihi buraya denk geliyor. Buraya gelmiş oldu. 25 yıl doldu. Doldu. Yani çünkü 92'de başladığıma göre 2017 itibariyle evet, doldu 25 yıl. Şu an 98 evet. Öncesinin tamamı dolmuş. Prim günüm 9000 gün. Evet, prim günü 5600-9000 gün, o da doldurmuş. Ama yaşım 50. Evet. Yaşım 50, dolayısıyla 3 yılım daha varmış. Daha 3 yıl daha bekliyorum. Peki şimdi ne olacak? Bekleyecek miyim 3 yıl? Evet, bu hazırlanan çalışmada sizin gibi 5 milyona yakın vatandaş, buradakilerin tamamı Sağ çözüm noktasında. Yasa taslağı hazırlanıyor. Nasıl çıkacağıyla ilgili biz sadece uzman olarak fikir beyan ediyoruz. Yine son kararımız. Son kararı Sayın Cumhurbaşkanı ve de Sayın Çalışma Bakanımız Vedat Bilgin verecek. Onun üzerinden bir çalışma var ama müspet çalışma. Televizyonlarda Sayın Bakan'ın dönem dönem demeçleri vasıtasıyla bizim oradan aldığımız ipuçlarıyla yasanın nasıl çıkacağını tahmin edebiliyoruz. Şimdi tam olarak ben EYT'li oldum. Evet, şu an EYT'li. Şu an ben EYT'liyim. 3 evet. yılım var. Bana üç dokunma. Yıl beklemem lazım. Evet. Şimdi peki yasada ne bekliyoruz? Evet. EYT'liler biz... ne bekliyor? Siz ne öneriyorsunuz? Evet. Biraz senden rol çalın Melih, kusura bakma. Tabii, öyle beraber Barkolar üzerinden gidersek orada hem de sorulara cevap vermiş olacağız. Şimdi bu erkeklerde olandı. Kadınlara gelelim. Bir sonraki slide rica edeceğim. Geliyor hocam hemen. Evet. Kadınlarda da buradaki değişiklik ne var? Yine bakın tarihler mevcut ama bu tarihler 84-85. Bir yıl artıyor. Neden? Kadınlarda ülkemizde çalışma hayatında müspet ayrımcılık vardır. Evet, pozitif ayrımcılık. Pozitif ayrımcılık. Dolayısıyla buradaki önceki erkeklerde 1,5 yıldı, burada 1 yıl. Sigortalılık süresi erkeklerde 25 yıldı, bunlarda 20 yıl. Yaşlar yine aynı şekilde tek haneli üzerinden devam ediyor. Bu da emekli olmuş vaziyette. 75'er gün atlamalı olarak devam ediyor. Sonraki balkoya geldi hocam. Bu. Esas bu. Asıl konumuz bu aslında. Bizim evet. tabloları emekli olmuşların tablolarıydı. Bir sonrakine burası. Geçebilirsek bir balkoya. Bir tane daha bir sonraki renize evet. sana zahmet. 91-20-2011 bunlar. 99 var altta. Evet. Değil mi hocam? Yani şurada 8 Eylül 99'dan önce girenlerin hepsi emekli olacak. Şimdi bunlar SSK'lılardaydı. Yani bir hizmet aktiyle çalışan personel, evet bunu istemiştim. Evet. Çalışan personeller için geçerliydi. Bu da onun yani o kademeli olarak tarihlerin kısaltılmış olan, özet şeklinde olanı. Burada görmüş olduğunuz 4 ay SSK'lılar. Bizim emeklilik sistemindeki şu andaki giriş tarihi sizin emeklilik yaşınızı belirliyor. 8 Eylül 1999'dan önce işe girenlerde erkekler 58 yaşlara kadar, kadınlar 56 yaşlara kadar çıkıyor. Bu yaşlar işte 38'den başlıyor, 39, 40, 41 bu şekilde yükseliyor. Buradaki süreyi 25 yıl, kadınlarda 20 yıl. Prim günleri de 5000, 5075, 5150, 75'er sayı aktüel bir şekilde artarak 5975'e kadar geliyor. Hı hı. Sonraki yani 9 Eylül 99 ile 30 Nisan 2008 arasında kadın 60, erkek kadın 58, erkek 60 süre olayı kalktı burada. Prim günleri 7000 lira çıktı. 2008 sonrasında da yaş 65'ler 7200'ler var. Bizim için EYT kısmı 8 Eylül 99 öncesini kapsıyor. Hı hı. Burada bunların sorunu yaştan kaynaklı olduğu için yasa koyucu bununla ilgili bir çalışma yapıyor. Dedi ki siz yaştan kaynaklıysa buradaki yaşların kalkma ihtimali var. Ki biz de öyle tahmin ediyoruz. Sayın Bakan da bu yönde demeçleri oldu. Yani şuradaki 58'ler, 56'lar öncelerin tamamı kalkacak. Şart olarak ne olacak? Kadında 20 yıl, erkekte 25 yıl. Prim günü de 5000 lira fixleneceğini tahmin ediyoruz. Yani 75'er artırımlı olmayacak. Dolayısıyla burayı kapattığınız takdirde siz hizmete başlangıcınızdan sonra 25 yılınız varsa, erkek çalışansanız, prim gününüz de 5000 ise emekli olacaksınız. Kadında da 20 yıl. Bu 20 yıl 99 en sonki
kriterde 99'du. 2019. 99'un üzerine 20 yıl eklediğiniz zaman 2019'da zaten bunlar doldu. Burada 25 yıl 99'un üzerine eklediğiniz zaman 2024'te doluyor. Ama herkes mi 2024'te girdi? Hayır. 98'de olanlar yılbaşında yasa çıkacak. Onlar da emekli olacak. Evet, evveliyatı tamamı doldurmuş evet. oldu yani. Bir tek peki, şuna bir sorun var. Yaş olayı burada yaş büyük ihtimalle bu yönde kalkacak. Neyi kalktı kaçırdığımız yaş? Yani şuradaki yaş olayını kaldıracaklar büyük ihtimalle. Peki ben evet. şunu söyleyeceğim. 60-65-58 yani şöyle mi anlamalıyız? 7200 ben doldurmadım prim zamanımı. Yaşım 65'e kadar doldurma ihtimalim var. O zaman emekli olacağım. Eğer 7200 doldurduğun zaman yok, yaşım yok. 60. Yok peki hocam. Ne oldu? Yok. Şimdi burada yani sizin... o niye iki tane evet. yazdınız onu? Evet. Bu Türkiye'de 4A üzerinden hayır, ben şu 05, 2008. olarak işe girenlerin bütün hepsi bu kanuna göre değerlendiriliyor. Yani siz Türkiye'de 2000... işe giriş tarihi esas alınıyor. Peki evet, yaş önemli mi işe girişte mesela? Ama 18, 16, hem 60 hem 65 var. Şöyle önemli. Diyelim bizde çok erken yaşta çalışan çocuk işçilik var biliyorsunuz. 15 yaşında, 17 yaşında, 16 yaşında. Böyle bir çalışma varsa o 20 ve 25 yıl 18 yaş dolduktan sonra işlemeye başlıyor. Sizin işe giriş tarihiniz biraz önce Emin Bey'in gösterdiği kademelerdeki işe giriş tarihiniz dikkate alınıyor. Ama 20 yıl ve 25 yılı doldurduğunuz tarih sizin 18 yaşı doldurdunuz. 16 yaşında girdiniz. Ha, o 2 yıl sayılmayacak. O 2 yani. Yılın günleri sayılıyor. Sayılıyor. Ama işe 20 ve 25 yıl sigortalık süresi ha, diyoruz buna. Yaşı. O sayılmıyor. Süreye sayılmıyor ama tabii, prim günleriniz işliyor. Tabii. Şimdi burada işe giriş tarihi 3 kademe olduğu için siz hangi tarihte işe girdiyseniz o kademe, o tabloya bakacaksınız. O tablonun şartlarına yani siz 2000'de işe girdiyseniz veya 2005'te işe girdiyseniz sizin tabi olacağınız ortadaki tablo. Evet. Kadınlar evet. için 58, erkekler için 60 yaş ve 7000 gün. Peki 1 Mayıs 2008'den sonra ne değişti? Evet. Hatırlarsanız şey vardı Melih Bey hatırlarsanız ajanslardan başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere torununu, yeğenleri, torununu, torununu, çocuğunu, akrabayı, tabi kadını. O 2008 kadını, miydi? O işte, o işte. Evet, orası 1 Mayıs 2008. Şeydi. O tarihten itibaren işe girenlerde de kademeli olarak 65 yaşına çıkıyor. Hmm. Ve 7200 gün sayısına çıkıyor. O 10 aylıkken Duru Bebek SSK'lı olmuştu. Onu Kenan abi çok yazdığı için onun uzmanlık alanı. Yani herkese fix oluyor değil mi? Yani kadın erkek 65 oluyor. 2048'den sonra... Evet. Artık 2048'den sonra işe girenler yönünden veyahut da o tarihte 7200 günü tamamlayanlar yönünden kadın ve erkek 65 yaşında. Olacak. Almanya'da da birçok ülkede de hani bu belki eleştiriliyor işte biz mi, Almanya gibi mi yaşıyoruz diye ama hani bu sadece Almanya'da değil Estonya'da da öyle. İşte atıyorum yani Kamerun'da da öyle. Afrika'nın bütün ülkelerinde de öyle. Yani dünyada nesiller arası dayanışmadır bunun ismi. Yani evet. sosyal güvenin temeli, hani bir temel fıkrası var. Diyor ki asmış tabelayı, sen niye torunun ödesin? Şimdi girmiş ne varsa silip süpürmüş çıkıyor. Evet. Hesap demiş, hani demiş kardeşim cama yazdınız torun ödeyecek diye. Benim torun gelince öder demiş. Efendim demiş, biz sizin hesabı almıyoruz. Sizin dedeniz de vakti zamanında yemek yemişti. Bu hesap onun hesabı. Dedenizin hesabı bu. Evet, şimdi bizimki de o hikaye. Nesiller arası dayanışma olduğu için de burada 1 Mayıs 2008'den sonra işe girenler yönünden 7200 gün sayısını bir an önce doldurmak evet. Her zaman önemli. Sadece 7200. Bugünkü EYT konusu 9-9'dan sonrakileri ilgilendirmiyor. 8-9-99. Evet, evet ilk bölüm bir EYT'lilerle ilgili. Evet. Evet. Devam ediyorum. Buyurun hocam. Bey. Şimdi herkes mi sigortalı? Değil. Bu ülkede esnaflar var, şirket ortakları var. Bunların emeklilikleri veya devlet memurlarımız var. Bunların emekliliği ne yönde hesaplanıyor, nasıl hesaplanıyor? Ona bir bakalım. Burada da 30 Nisan 2008 tarihimiz var. Öncesi için farklı şartlar. 1 Mayıs 2008 tarihi var. Sonrası için farklı şartlar. Bunlarla ilgili Bağkur'da bizim milat tarihimiz dediğimiz 1.6.2002 tarihi var. İşte 99'da yasa çıktı.
Resul Hoca dedi ya, Anayasa Mahkemesi'ne gittiler. Orada bir karar çıktı. O kararda bunların hesaplamaları 1 Haziran 2002'ye göre emeklilik yaşları kademeli olarak uygulanıyor. Burada diyor ki siz 30 Nisan 2008'e kadar işe girdiyse, bu tarihe kadar işe girdiyseniz ve prim gününüzü 9000 güne tamamlamaya 1.6.2002 tarihi itibariyle kaç yılınız kaldıysa ona göre gidip cetvele yaşı buluyoruz. Yani ilk SSK'daki gibi bunlarda da böyle kademeli şeyler var, yaşlar var. Ben bunu özetlemek anlaşılır olsun diye çıkardım. Erkeklerde burada 44 ile 60 yaş, 9000 gün, 9000 günde tamamen 25 yıla tekabül ediyor. Kadınlarda 40 ile 58 yaş, 7200 gün, o da 20 yıla tekabül ediyor. 1 Mayıs 2008 sonrasında da 9000 günlere... Bağkur'dan emekli olmak daha zor. Güçlendi. Hem daha zor, tabii hem eskiden özellikle sosyal güvenlik hakları çok kötü olduğu için özellikle Bağkur döneminde. Evet. Çünkü eczanelerde hatırlarsanız camda yazardı, Bağkurlara ilaç verilmez. Evet. Veya hastanelerde Bağkur kabul edilmez. Bağkurlar devlet giremez. Hastanesi bile Bağkurlu hastayı kabul etmezdi. Dolayısıyla da insanlar Bağkurlu olup hani parasıyla rezil olmak istemezdi. Evet. O yüzden de Bağkurluluk tercih edilmezdi. Bağkur kapsamına prim de ödemezlerdi. Sigortalılık talebinde de bulunmazlardı. Şimdi tabii artık sosyal güvenlikte Bağkur, SSK veya devlet memurları yönünden sağlıkta bir eşitlik var. Aynı haklara sahip. Özel hastanelere muayene olabiliyor. Özel hastanelerde ameliyat olabiliyor. İlacını her 3 kategoride çalışan da eczaneden alabiliyor. Dolayısıyla bugünkü ortamda da şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Diyor ki hani bize her gittiğimiz yerde biz diyorlar Bağkur'un imkanları çok kötüydü. Dolayısıyla da biz Bağkur'a kaydımızı yaptırmamıştık. Ama şirket ortaklığımız var, vergi kaydımız var. Biz geriye dönük Bağkur ödemediğimiz süreleri ödeyelim. Böyle bir talep var. Yani 2008 öncesi için Bağkur tescili olmayanlar yönünden onlar da bakın bizim programında hani sizin altınıza da beni görünce birçok Bağkur mağduru geriye dönük tescil isteyen sigortalılarımız, vatandaşlarımız hemen yapıştırmışlardır oraya tescil mağdurları diye. Bir de evet, böyle bir şey evet. var. Tescil mağdurları. Bunlar da şunu istiyor. Var. Diyor ki biz 1 Ekim 2008'den önce aslında Bağkurlu olmamız lazımdı ama biz Bağkurlu kendimizi yaptığımızı zannediyorduk. Yapmamışız veya ihmal etmişiz. O 6 aylık süreyi de kaçırmışız. Şimdi bize devlet şu hakkı versin. Benim vergi kaydım veya şirket ortaklığım varsa ben gideyim bunun parasını Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeyeyim. Ne kadar ödemem gerekiyorsa da onu bana hesaplayın ödeyeyim. Benim 2008'den önceki elde edememiş olduğum, kaçırdığım haklarımı tekrar canlandırayım. Bir de böyle bir kesim var. Bağkur'da ve devlet memurları yönünden işe girişin bir önemi yok. Bakın bir gün bile SSK'lı olsanız o sizin için artık çok önemli bir hak teşkil tamam, ediyor. Ama Bağkurlularda ve emekli sandığında diyelim işe girişiniz 1980, biraz önce Emin Bey'in gösterdiği tabloda 1980'de bir gün çalıştınız. 2002'de siz bir günlük çalışansınız ama SSK'da öyle değil. 2002'de SSK'lı 1980'de bir gün olduğu için hemen yaş şartını hiç aramadan belki de 5000 günü doldurduysa hemen emekli olabilme imkanına kavuşacak. Eşitsizlik yok tabii mu? Yani şöyle düşünüyor kanun koyucu o zaman. Ha, bu hep böyle. 50 yıldır böyle uygulanıyor. Diyor ki Bağkurlular ve devlet memurlarının iş güvencesi var. Esnafsa dükkanında çalışıyor. Memursa kurumunda çalışıyor. Kimse çık demiyor. Dolayısıyla da işçi öyle değil diyor. İşçi korunmaya muhtaç. Mecbur. İş bulunca çalışıyor. Bulamayınca çalışamıyor. Evet, dolayısıyla da 9000 günü çok veya 7200 günü işçi de ararsak bu mümkün olmaz, dolduramaz diye düşünüyor. Çünkü herkeste sürekli çalışabilme imkanı yok. Hatta Emin Bey bahsetmedi ama EYT kapsamında olmayan yaşa bağlı bir emeklilik modeli de var bizde. İşte çok eski tabiriyle ileri yaşta olup da prim gün sayısı 3600 gün olanlar bile devlet emekli edebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu emekli ediyor. Diyor ki sen 60 yaşına geldin
Ama 3600 günüm var. Ben senden 5000 gün aramıyorum diyor. Sen ileri yaşına gelip de eğer gerekli gün sayısını tamamlamadıysan ben sana o hakkı veriyorum diyor. 15 yıl 3600 diye eski tabirle bizim kullandığımız ama bugün artık çok önemi kalmayan çünkü o kategoride olanların büyük bölümü artık emekli oldu. Zaten EYT'nin kapsamında da 3600 günlük emeklilik modeli yok. Sadece 5000 emeklilik modeli var. Anladım. Evet, hocamın bahsettiği şuradaki 8 Eylül 99'dan önce işe girenlerde 5000-5975'ler vardı. Ama benim o kadar çalışma hayatı içerisinde olmadım. O kadar prim yapamadım. Dolayısıyla benim primim biraz daha düşük. Sosyal devlet ilkesine göre daha az primlerde de kısmi emeklilik dediğimiz bir olay var. 8 Eylül 99'dan önce işe girenlerde 3600 gün 15 yıl. 8 Eylül 99'da 2008 arasında 4500 iş günü 25 yıl süre. 2008 sonrasında da 5400 günler yani buradaki günlerden daha az günlerde de şu an uygulamada emeklilik sistemi var. Ha, EYT ama yasası, üstünü tamamlayıp normal emekli de olabilir. Olabilir, olabilir. Şu an EYT yasasında kısmi emeklilikle ilgili bir çalışma olup olmadığını bilmiyoruz. Net olarak bilmiyoruz. Taslak gelince belli olacak. Aynı durum burada emekli sandığında da mevcut. Onlarda da 9000-7200 günler mevcut. Bir sonraki barkoya geçebilir miyiz? Bir sonraki barka. Ben de bu arada stajcıları sorayım. Staj yapan öğrenciler nedir onların durumu? Evet. Yani staj tabii o da önemli bir grup. Şimdi yapıştırırlar Melih Bey. Çok soruyorlar. Burada da stajyerlerimiz var. Bizim onlar da soruyorlar. Şimdi staj bizim için normal bir çalışma değil. Önce şunu söyleyeyim. Ben Türkiye'de meslek okullarının geliştirilmesi, insanların meslek liselerine gönül vermesi, buraları tercih etmesi için bu stajdaki dönemlerin emeklilikle ilgili haklarına olumlu tesir etmesinde benim görüşüm. Görüşünüz. Ben meslek liselerinin çok gerekli olduğu çok tarafındayım. 28 Şubat'ın herkese çektirdiği acılar var ama en büyük acıyı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne en büyük zararı veren meslek liselerindeki katsayı sorunudur. Çünkü benim ortaokul bitirme dönemimde insanlar meslek lisesine girmek için puanla girerdi. 40 puan. Tabii. 40 puan tercih yapardınız, sınava girerdiniz. İyi öğrencileri alırdı meslek liseleri. Peki staj yaptı, emekliliğe sayılıyor mu? Sayılıyor. Sayılmıyor. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu veya bizim mevzuatımız diyor ki o çalışan değil ki diyor. Staj yaptı. Staj yapıyor. Staj yaptığı için emeklilikle ilgili primler ödenmediği için o kişiler ne emeklilik yönünden bir başlangıç kabul ediliyor, ne prim gün sayısı dikkate alınıyor, ne de bunlara herhangi bir toplan ödeme yapılıyor. Hiçbir şey yok. Emeklilik yönünden hiçbir olumlu veya olumsuz katkısı yok. Ne zaman normal sigortalı olarak çalışmaya başlarsa o başladığı tarih. Çünkü sigorta kişinin yapıyorlar stajyerleri de bazen tabii, o geçerli değil diyorsunuz. Emeklilik yönünden geçerli değil. Teşekkür ederim. Sadece iş kazaları ve meslek hastalıkları yönünden o kişiler o iş yerinde diyelim bizim stajyerimiz Allah korusun hani olmaz ama düştü. Bir ayağı takıldı, kolunu kırdı bu iş kazası. O zaman iş kazasından gerekli hem sağlık hem diğer haklardan faydalanma imkanı olur. Sağ olun Resip Bey. Yine çok evet. Anlaşılır. Anlattınız. Teşekkür ederiz. Bu ne tablostur hocam? Evet. Şimdi biz çalışma hayatının içerisine girdik. Belli bir dönem başka bir iş yerinde çalıştık. Ondan sonrasında o iş yerinden çıktık. Bağkurulu olarak bir esnaf dükkan açtık. Küçük esnaf olduk. Evet. Şimdi benim emekliliğim hangi kurumdan olacak? SSK'dan mı olacak? Bağkur'dan mı olacak? Bununla ilgili yine yasa koyucu hesaplamalar üzerinden değerlendiriliyor. Burada 1.10.2008'de 5510 sayılı yasa çıktı. 2008'den bu tarafıki hesaplamasını biz şu yönde yapıyoruz. Hocam çok özür dilerim, bir son dakika gelişmesi var. Buyurun, konuştuğumuz konuyla da alakalı ekranlarınızın altında okuyorsunuz. EYT ve asgari ücretle ilgili zirve külliyede yapıldı, sona erdi. Hazine Bakanı Nurettin Nebati ve Vedat Bilgin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beraber bir toplantı yaptılar. Biz konuşuyoruz acaba neler olacak içerinde diye. Tabii ki orada açıklama yapılmıyor ama önümüzdeki günlerde bu asgari ücret toplantısına dair önemli bir gelişme. Muhtemelen son verileri aktardılar Cumhurbaşkanı'na. Ve yarın da Erdoğan işçi ve işveren temsilcileriyle buluşacak. Dolayısıyla
bu sürecin şekillendiği bir dönemden geçiyoruz önümüzdeki günlerde. Külliye'deki toplantıda şu an itibariyle sona erdi. Eğer bir açıklama gelirse hemen size canlı canlı aktaracağız. Bunun maliyeti, bu toplamda maliyeti devlete ait değil mi? Tabii, yani buradaki bütçeleri araştırmak ama hesaplamak amaçlı iki bakanımız da Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanına gitti. Büyük ihtimalle bununla ilgili bir şey gelecekti. Şimdi SSK'dan mı, Bağkur'dan mı emekli olacağımızın hesabını 2008 sonrasında olanları kanun değişti. Kanun yasa koyucu diyor ki sen ne kadar SSK'lıysan onları masaya yatırıyoruz. Kaç sene, kaç gün, ne kadar Bağkur'luysan onları masaya yatırıyoruz. Kaç sene, kaç gün, aynı bir terazi hesabı. Terazinin, kefenin hangi gözü ağır basıyorsa sen o kurumun şartına tabi emekli olursun. Dolayısıyla SSK'da 2008 sonrasında 7200, Bağkur emekli sandığında 9000 günler vardı. Ama 2008 öncesi ve de 8 Eylül 99 öncesinde bulunan EYT grubunda da buna benzer durumlar var. Orada da yasa farklı. Bunun yasası mülgü olan 2829 sayılı yasa. Bu yürürlükten kalktı ama yine 5510 sayılı yasanın 53. maddesinde aynı şekilde devam ediyor. Biz bunların hesaplamasını hangi dönem üzerinden ne hangi kuruma bağlıysa çalışılan tarihi, yani SSK'lısı, Bağkur'u. Eğer SSK'lı ve Bağkur'luysak hangisinden daha fazla primimiz varsa oradan emekli olacağız. Evet. Bunları ama burada kalır. Son 7 yıl dediğimiz 2520 gün var. Yani şuradaki toplam günü 2520 gün oluyor. Bunun 1260 günü hangi kurumdan fazla ise o kurumun şartına tabi olur. Buradaki örnekte de 1620 gün SSK'lı olduğu için bu SSK şartına, SSK'da emeklilik EYT grubunda neydi? 5000 gün, 8 Eylül 99 öncesi ise uygulamada 25 hani çok 20. duyarsınız. Bu. Diyelim işletme sahibidir veya şirket ortağıdır. Hemen eşine devreder. Son 3,5 yıl kendi şirketinde sigortalı işçi olarak çalışır. Ondan sonra işçi olarak emekli olur. Hani bir hülle gibi de çok yaygın duyarız, görürüz. Evet, yani. Bunu evet çok rastlıyoruz. Bu durum evet. Benim durumuma da uyuyor aynı şekilde. Bu da sen biraz Bağkur, biraz SSK'lısın. Tabii, yani son 7 yılda evet. 2500 günün, şimdi baktım, 2000 günü SSK üzerinden, 4 ay üzerinden olduğu için benim emekliliğim buradan olacak. Yani 2522'ye bölüyoruz. Çoğunluk hangi taraftaysa öyle, son doğru. 7 yılda doğru. Benim çoğunluk SSK tarafında. Biz sana patron diyoruz. Işte Bağkurlusu yok. Ben SSK'lıymışsın abi. Ben patron demeyelim abi. SSK'lıyım. Emekliye ihtiyacı var mı ki? Yani bu... Bir de emeklilik alacak üstüne. Keşke aslında. Evet. Almıyoruz ama emekli olmadık. Itibariyle... Yaşımız gelse de olmayacağız yani. Onu da söyleyelim. O evet. Zorunlu emekli de kaldırıldı çünkü. Sayın Bakan kaldıracağız dedi. Çalışmaya devam. Çalışabilirsiniz dedi. Biz de devlete durduk yere yük olmamıza gerek yok. Allah'a şükür kazancımız var yani. Evet, şimdi bununla ilgili tabii burada geriye doğru 7 yıl gidiyoruz ama bakın burada 2016 yok. Burada 2016'da buradaki çalışan hiç ne sigortalı ne esnaflı hiçbir şey olmamış. Boş geçtiği için geriye, yani bir sonraki tarihe atlıyor. Önemli olan 2520'yi bulana kadar devam edecek. Zaten 2520 günü 360'a böldüğünüz zaman tam 7 yıla tekabül etmiş oluyor. 7 yıl gidiyor. 7 yılın 3,5 yılı hangi kurumdan fazlaysa o yıl kurumun değil. Şartına. Hani bazen insanlar takvim yılı gibi düşünür. Hayır. Takvim yılı olarak dikkat almayız. 2520 gün. Yani son 7 yıl dediğimiz son 7 takvim yılı değil. Gündür son, öne. 2520 gündür. 2520 gün. Doğrudur. Bu hata çok yapılıyor. Bu çok önemli ama. Evet. Yani yıl üzerinden düşünmeyeceğiz. Yani şimdi bizde ne var? Takvim olarak 365 gün 6 saat diyoruz. Evet. Ama sosyal güvenlik hukukunda bir yılı 360 gün üzerinden değerlendirilir. Dolayısıyla buradaki günlerde hep 360 gün üzerinden değerlendiriliyor. Anladım. 2520'yi 360'a böldüğünüz zaman tam 7 yıla tekabül ediyor. Resul Hoca bunu detaylandırdı. Hocam şunu sorabilir miyim? Diyelim ki yasa çıktı, 2 sene eksiğim var, 2 yıl. Evet. Bunu prim günü eksiğin var. Prim günü eksiğin var. Evet. Peşin olarak ödesen o sağlanabilir mi? Evet. Olmuyor mu? Yani şu anki sosyal güvenlik sisteminde de bu yok. Ama gelecek yasada da ben tahmin etmiyorum. Yine bizim 11 tane borçlanmayla ilgili hak var yasada.
İşte doğum borçlanması var, askerlik borçlanması var, yurt dışı borçlanması var. Doktora da geçen sürelerde borçlanma var. Hekimlikte geçen, avukatların stajda olan dönemleri. Bu dönemlere size uygun olanı borçlanma yöntemiyle o günlerin belli bir kısmını satın alabiliyorsunuz. Ya da Resul Hoca'nın dediği gibi bir şirketin yönetim kurulundasınız değil mi? Evet. Eskiden yapmışsınız. Onlar da eklenir. Oturup bunları tek tek herkes için herhalde bir şey çıkartılması aslında herkesin gerekiyor. Oturup kendisiyle ilgili bir sosyal güvenlik planlaması yapması lazım. Çok önemli. Yani sosyal güvenlik artık ister zengin olun ister fakir. Sosyal güvenlik çok önemli. Ben yıl müfettişlik yaptığım dönemde çok büyük bir holdingi inceledim. Patron her ay emekli maaşını kendi çekmeye gider. Genel müdürü CEO'su dedi ki bizim patron dedi sosyal güvenliğe çok önem verir. Hani düşük bir maaş alıyor o zaman işte 1990'lı yıllar 2000 öncesinden bahsediyorum. İşte bugünün parası 1000 lira 1500 lira bir maaş alıyor ama her ay kendi çeker. Şoförüne falan kimseye çektirmez. O şöyle parayı da ayrı yere koyuyordur. Tabii, bu parayla şöyle para. Der Allah devlete zeval vermesin. Bu parayla ben hani o zamanki mantıkla söylüyor. Ben bu parayla evimin mutfağını her zaman karşılarım. Ona helal para derler. Helal annem para. De bankadan aynen. Aldığı emekli maaşından gelip ona ayrı bir verirdi. Öbür paralar hiç karışmasın buralara. Bakkaldan gelen şuradan falan değil. O ayrı para diye. Peki, ona özel bir önem atfediliyor. Tabii, tabii. Peki Melih, bütün bu tartışmalardan sonra EYT meselesi var, tartışma var. Şimdi nereye geldik? Bundan sonra da aynı şeyler tartışacak mıyız? Şimdi 8 Eylül 99'dan... Her 5 yılda bir EYT çıkacak mı karşımıza? Bu sorunun cevabını reklamdan sonra alalım. Şimdi reklama gideceğiz. Onu bir aradan çıkartalım. Daha sonra yeni EYT'ler gelecek mi? Mahmut Övür'ün dediği gibi ayrıntılarını, asgari ücreti de konuşacağız. Lütfen bir yere ayrılmayın. Bir aramız var.